Değerli spor severler, Karşıyakalı taraftarlarla röportajımız devam ediyor. Evet, bugün Büyükçekmece karşısında galip gelirse temsilcimiz ilk dört yolunda çok büyük bir avantaj elde edecek. Evet, yanımızda bir Karşıyaka taraftarı var. Evet. Abi Karşıyaka öncelikle playoff'u zaten garantiledi. Evet, ilk dört sağ avantajı. Sorca geldiğinden beri her sene olduğu gibi playoff'u garantiliyoruz. Yine garantiledik. Umarım bugün Büyükçekmece'yi yeneriz ve ilk dörde adımızı yazarız. İlk dörde adımızı yazarsak bizim için büyük bir şans olacak. Evet. Playoff'lar için. Zaten Avrupa'da eğlendiğimiz için bizim için kalan tek kupa lig kupası. Evet. Bütün Karşıyakalı basketbolcuların da bu kupayı alacağına eminim. Ve tek amacımız bu olduğu için bence ligi alacağımızı düşünüyorum. Bir de sadece abi basketbol olarak düşünmeyelim. Biz tabii kendi altyapımızla, kendi öz imkanlarımızla anonim şirketi olmadan bir spor kulübü olarak voleybolda 2 yıldır finale kalıyoruz. Bu evet. Sene pazar günü U19 finali var Türkiye Gençler Şampiyonası. Evet. Biz kimseye peşkeş çekmeden, kimsenin yalancısı olmadan kendi ayaklarımızı yukarı durmaya çalışıyoruz. Bu kadar. Evet. Züktü Işıl'ın ve Atatürk İlki ve Kitapları peşinde koşan Karşıyaka taraftarıyız, gençleriyiz. Her zaman her yerde bir sevdamızı savunuruz. Evet. Bu kadar abi. Peki son bir soru sormak istiyorum. İzmir'imizin temsilcisi Zühtü Bey ve arkadaşlarının yaktığı meşale. Aynen öyle. 1912 yılı. Ülkemiz gibi İzmir de işgal edilmişti. Aynen öyle. Yabancı azınlıklar İzmir'i işgal ettiğinde Zühtü Bey ve arkadaşları Karşıyaka'yı kurdular. Evet. İslam'ın yeşili, yanına ise kırmızısı. Türklüğün kırmızısı. Evet. Her zaman öyle. İzmir'imizin güzide kulüpleri var. Aynen öyle. Biz diyorum ya abi sana, biz sen de biliyorsun, bütün spor severler, bütün camia, bütün herkes farkında. Biz anonim şirketi olmadan kendi öz kaynaklarını kullanarak bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bu zaman kartıldık mı? Satılmadık. Bu kadar. Kop kop kop. Ve işte Karşıyaka'lı taraftarlar. Kop kop kop. Bitmeyen marşlar. İzmir'imizin temsilcisi. Evet, biz de taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.